Hocam şu anki konuştuğumuz konuyla ilgili değil ama bizlerin takipçilerinden gelen bazı Çok sorular var. büyük yarabbim. Onlardan birkaç tanesini soracağım müsaadenizle hazır size bulmuşken. Şimdi ilk sorumuz takipçimizden gelen. Evrim devam ediyor mu? İnsanlık nereye doğru evriliyor sorumuz var. Bizim için Bu cevap. çok sorulan soru ve bunun cevabı şu: Evrim kitabında aslında geniş geniş yazılı. Evrim devam ediyor mu? Nasıldır? Evrim hep oldu. Esasında sadece insan evrimleşmedi. İnorganik evrim diye bir evrim var. Evren de ilk hep evrimleşiyor. İlk meydana geldiği 13,7 milyar yıl önce ortaya çıkan tek malzeme hidrojen. Yani esasında proton, elektron, ondan sonra hidrojen. Ondan sonra helyum, ondan sonra işte efendim beryum, lityum vesaire giriyor. Ve bunlar giriyorlar bir şeyin içerisine, şöyle büyük yıldızların içerisine. Eğer yıldız küçükse ilk o 30 element meydana geliyor patlaması sırasında. Daha sonra büyük bir yıldızın içerisine bu malzeme girerse 54, yani demire kadar oluyor. Eğer daha büyük girerse süpernova oluyor. 50 milyar derece sıcaklık bilmem ne kadar basınç meydana geliyor. 92 element meydana geliyor. Yani başlangıçta altın, gümüş, bilmem platin vesaire meydana gelmiyor. Evren de evrimleşiyor. Ve de içerisindeki malzemeler oluyor. Dünyaya geldiğimizde başlangıçta ilk olarak moleküllerin meydana geldiğini görüyoruz. Küçük küçük molekül. Yani canlı diye de söylemesi mümkün değil. Bunlar kendi içerisinden kopyalarını yapıyorlar. Daha sonra etrafına bizler çıkıyor. Efendim ilkin bakterimsi canlıları yapıyorlar. Sonra çok hücrelere geçiyor. Sonra efendim işte organelli canlılara geçiyor vesaire. Böyle evrimleşiyor. Hep evrim var. Evrimin hiç durduğu bir an yok. Bugün de insan serbest kalırsa insan da hep evrimleşiyor. Yaşadığı ortama, efendim duruma göre. İşte kıllarımızı kaybediyoruz, kemiklerimiz inceliyor, efendim beynimiz gelişiyor vesaire vesaire. Ama şu var. Elimizde şu anda ulaştığımız teknolojik olanaklar artık doğadaki tanımlanan evrime pek uymuyor. Örneğin benim bilmem kaç tane kardeşim olmuş, 8-10 tane kardeşim olmuş. Hepsi ölmüş, ben yaşamışım. Dolayısıyla ben genetiği olarak oldukça sağlam sayılabilirim. Niye? Onlar ölmüş ya çünkü. Şu etabı nedeniyle. Yani geçmişte her 10 çocuktan 7'si, 8'i, 9'u bilmem efendim ölüyor. Sağlamak değil. Bugün antibiyotik veriyorsunuz, ilaç veriyorsunuz. Dolayısıyla o rahatsızlığı, o zafiyeti taşıyan gen insanın gen merkez şeyine, havuzuna girmiş oluyor. Dolayısıyla gittikçe bir şey var, mesela zayıflama var gene havuzunda. Biz buna genetik kirlenme diyoruz. Genetik kirlenme. İki, şu anda gen teknolojisinden iyi kötü insanın bütün evrimsel gen dizilimini öğrendik. Çok değil. Eğer bu küresel ısınmadan bilmem neden biz ortadan kalkmayacaksak en geç 20-30 sene sonra serbest üreme yasaklanacaktır. Yani herkes istediği gibi çocuk sahibi olamayacaktır. Bir, genetik şeyinizi, sonra şifrenizi onaylattırmanız lazım. Bundan çok efendim insana ve topluma yük olacak, çocuk meydana gelmez diye. İki, bir de muhtemelen de verginize bakarak, bu da ekonomik, benim konuma girmiyor ama belli bir vergiyi ödemeyen adama çocuk yaptırmayacaklar. Hiçbir geliriniz yok, çocuk yapıyorsunuz. Kim bakacak buna? Mümkün değil. Dolayısıyla bir ekonomik ne de şeyinize bakacaklar. İki, genetik yapınıza bakacaklar. Ama bu arada bir şey daha yapılacak. Bizde 9.000'e yakın genetik hastalık var. 3.000'in neredeyse mekanizması bilmiyor. Belki daha da fazla olacaktır araştırılığında. Apoptozis, ölüm genleri var. Efendim sakatlıkla ilgili, tansiyonla ilgili, şunla ilgili genler var. Bunlar muhtemelen biz şeyden sonra yumurta evresindeyken bunlara ayıklama şansına sahip olacağız. Ya da yerine iyisini, sağlamını takacağız. Dolayısıyla 2000 yılına kadar olan doğal evrimleşme 2000 yılından sonra en az insan için ve de domestik, yani evcil hayvanlar için
kullandığım hayvan için galiba şeyini şöyle evrensel tanımını yitirmiş olacaktır. Artık suni bir evrimleşme. Daha verimi yüksek olan, daha uzun yaşayan, daha hastalıksız yaşayan, daha yetenekleri fazla olan insana doğru evrilmeye başlayacaktır. Bunun için çok fazla zaman vermeye gerek yok yani. Belki de kısmen başladı da denebilir. Mesela hayvanlar için başladı. Hayvanlar için bunu yapıyor da insanlara daha fazla yasal ve bazı dini nedenlerle el uzatılmadı. Şu an Çin'de bir tane şeyi değiştirmiş, genetiği değiştirmiş bebek dünyaya getirildi sanırım. Evet. Evet, yani o tarafa doğru gidiyoruz. Hocam zaten bir tanesi değiştirildi mi? Ondan sonrası kolay. Yani bu sistem şey diyor. Dolayısıyla insan evrimi gelecekten olacak. Muhtemelen daha kasları ince, kemikleri ince, saçları, tırnakları zayıflamış. Efendim duyu organları gelişmiş. Kafası kısmen büyümüş. Yürüme yeteneği o kadar güçlü olmayan. Yani eğer tabii ek önlemler alınmasa bir insana doğru evrilmesi söz konusu olabilir. Hazır besinlerden dolayı sinir sisteminde geriye dönüşler olabilir vesaire. Hocam şeye benzer, soruya benzer, hatta devam niteliğinde bir tane daha takipçimizden gelen soru var. Şöyle soruyor. Ailemizde genetik olarak şeker, kan pıhtılaşması ve benzeri gibi hastalıklar varsa ileride kesinlikle hasta olacağımız anlamına gelir mi? Örneğin kalp krizleri yaygınsa biz de kalp krizi geçirir miyiz? Bunlardan korunmak için neler yapmalıyız diye. Hayır sormuş. Efendim şöyle söyleyeyim. Benim bir kitabım daha var. Şu anda yanımda bilmediğim için getirmedim. Çünkü bu konuyla ilgili değildi. Ustaca yaşam. Evet. Ustaca yaşlanma diye. Orada oldukça da sade anlatıyorum. Diyorum ki bir insan, bir çocuk 20 yaşına kadar ailesinin bir ve iki göbek nelerden öldüğünü, hangi rahatsızlıklar geçirdiğini gözden geçirip dayısı neden, amcası, halası, dedesi, babası, annenesi vesaire ve iyi bir eğitim görmüşse, yani doğru düz bir eğitim görmüşse ki bunu biz şeyde verebiliriz, orta eğitimde verebiliriz yani, lisede verebiliriz. Kendi ailesi için bir yol güzergahı çıkarmak zorundadır. Örneğin sizin babanızın saçı dökülmüş ise, dedenizin dökülmüş ise, tamam mı? Yok sizinki olmayabilir veya tamamen dökülmüş ise. Bu şu anlama geliyor. Mesela saç dökülmesi erkekte büyükte varsa dökülüyor. Kesin. Büyükte küçükte var ise testosteron hormonu olduğu için yine dökülüyor. Ama mesela homoseksüelde de pek dökülmez. Testosteron hormonu çok aktif değildir. Onu anlatacağım. Küçükte ise ki bendeki saç şu anda. Bende saç dökülmüyor. Yani testosteron hormonu var. Niye? Çünkü küçükte. Çekinik. Tamamen çekinik. Eğer bir bayanda büyükte ise saçı seyrektir ve dökülmüş gibidir. Büyükte küçükte ise onda testosteron olmadığı için onun saçı gürdür. Küçükler gürdür. O nedenle kadınlarda saç dökülmesi çok daha nadirdir. Tamam mı? Demek ki kalıtsal bir şey var. Şimdi sizin ailenizde eğer aile baba tarafı kalp krizi geçirmiş, ana tarafı kalp krizi geçirmiş ise bu şu anlama gelebilir. Anneniz heterozigot, babanız heterozigot. Siz ancak dörtte bir olasılıkla sağlam genleri taşıdığınız için hasta olmayabilirsiniz ama dörtte üç olasılıkla bunun hesabı var zaten. Eğer dedem geçirmişse şöyle olur, babam geçirmişse böyle olabilir. Yani 1/2'ye çarpacaksınız bunu anlayacağım. Her kademede gittikçe seyrettirecek veya da güçlendirilecek diye. O zaman diyeceksin ben de dörtte bir ihtimalle veya da dörtte üç ihtimalle ben de kalp rahatsızlıkları geçirebilirim. Geçirebilir misin? Geçirsin ama şu var, kalp rahatsızlığı yalnız başına ile geçireceksin anlamına gelmez. O zaman katı yağlar yemeyeceksin. Margarin yemeyeceksin. Kuyruk yağı yemeyeceksin. Belli bir spor yapacaksın. Sigara içmeyeceksin. Temiz hale bulacaksın. Bu %80-90 şeyi azaltır. Ama o tehlike burada var. Onu söyleyeyim. Şimdi bazı şeyleri bilmek lazım. Mesela diyelim ki kulağınızın kılı. Kulak kılı. Burun kılı.
ya kromozomundadır. Şimdi ben ya kromozomda olduğu için benim oğlumda %100 burun kılı ve kulak kılı olacaktır. Ondan doğan bütün çocuklar kulak kılı olacaktır. Hiç ondan kaçış yok. Tamam mı? İşte bazı özellikler sadece ya kromozomdan kalkıyorsa kaçış yok bunlar. İşte parmak izleri, bazı izler vesaire. Şimdi ama diğerleri, biz ustaca yaşlanma kitabından onu kastediyoruz. Diyoruz ki bir kişi 25 yaşına geldiğinde ailesinin son iki kuşağındaki rahatsızlıkları göz önüne alarak nasıl beslenmeli, nasıl yaşamalıdır onu öğretilmedir. Esen orta eğitimin görevi de bu olmalıdır. Milli eğitime de ben defalarca geçmişte gittim. Dedim ki bunun öğretilmesi lazım. Ve siz mesela depresif bir aile. Gelene geçene efendim saldırıyor, ne mi diyor. Eşiniz, çocuğunuzu kalkıp da polis yaparsanız gelene geçene dövecektir. Niye? Adam zaten depresif. Öyle ne yapacaksın? Kütüphane memuru yapacaksın. Sakin. Ondan buradan dalaşmayan işleri alacaksın. Yani şeyin söyle günlük yaşamın da parsellenmesi buna bağlı. Zor mu? Değil. Ya bir tür ailenin dikkatli gözden geçirilmesi. Benim ailem hep trafik kazasından öldüğü için ben şeyden söyle öyle bir yorum pek yapamıyorum. Ama çoğu sigaradan ölmüş, onu biliyorum. Yani ölenler de sigaradan ölmüş. Demek ki sağlamla mı öldüler yoksa zayıflar mı, onu da bilmiyorum. Çünkü gece sabaha kadar, akşama kadar sigara içmişler. Onlardan ölmüşler yani. Yoksa bunlar hasta mıydı diye onu da bilemiyoruz. Şimdi şu var. Kalıtım bizim boynumuzun şey, kaderimiz bu. Atlatılabilir mi? Atlatılabilir. Ama ailesinde bak tansiyon, şeker hastalığı, kalp krizi, efendim bazı kanser tipleri, ondan sonra ruhsal şizofreni, depresyon vesaire olanlarda bu olasılık yüksektir. O zaman kardeşim, o zaman siz diyeceksiniz benim ailemde bu gen var. Ben bu şeyi gıdıklamayayım geni. Ve de faaliyete geçirmeyeyim. O zaman yaşam tarzında, ilişkilerinizde onu rehber yapıp ona göre yaparsanız %80-90 bu işe atlatırsınız. Siz zaten evlenmeden önce de bunlara baktırılmasını tavsiye ediyorsunuz sanırım çiftlere. Şey olarak hani bu genetik olarak uyumlular mı, değiller mi? Şimdi tabii şu var. Paranın ve sevginin girdiği yerde akıl yoktur. Yani ona da söyleyeyim de. Eğer çok zengin birini bulursanız şifresine müfresine bakmayacaksınız. Çok yakışıklı olursa ona da bakmayacaksınız. Bakamazsınız zaten. Ama şunu söyleyeyim. Bunu galiba ilk defa Boston'da Yahudiler yaptı. Bu Yahudiler kendi işlerinde evlendikleri için bundan da karısal rahatsızlıklar inanılmaz yüksek boyutlarda. Anladığım kadarıyla. Boston'a bir genetik danışma merkezi açtırıyor. Şimdi mesela Akdeniz bölgesinde bence zorunlu olarak herkesin nüfus kağıdına şunu yazılması lazım. Akdeniz Anadolu'su, Talas Sende. Taşıyıcı mı değil mi? Tamam mı? Taşıyıcı mı değil mi? Yazılması lazım. Şimdi ben gelip senden efendim sizden yani ruhen büyük bir bağlılığım yok ise yani çok sevmemişsem, aşık değilsem ve normal bir mantık evliliği yapıyor isek birbirimize sormalıyız. Ya Talas'a bakın taşıyıcı mısın? Diyecek taşıyıcım. Peki sen taşıyıcı mısın? Ben taşıyıcım. O zaman çocuklarımın dörtte biri Talas'ınki olacak. Yani böyle bir riske girilmez. O zaman diyeceksin ki daha talasemisi olmayan birisini. Ama sende talasem var, bende şizofreni geri var, atıyorum. Seninki şizofreni bakımından düzgün, benimki taşıyıcı gibi görünüyor. O zaman evlendiğim zaman çocuğumuzun olasılığı çok düşük oluyor. Şizofren olmayabilir, belki depresif olmayabilir diye düşünüyorum. Ama yani göz göre göre sen de efendim bilmem atıyorum. Karısal bilmem her ne kadar hekimle kabul etmiyorsa, karısal bilmem ne kolon kanseri var. Ailede bilmem kaç işte görülmüş. Bende de aynı septoma görünüyor.
Yine amcamı gidip kızını aldığım zaman yani orada ben, çocuğa yazık. Orada bir şey anlatayım ben. Öyle ben epey geç evlendim. Hocam dedi ki doktorayı yapıncaya kadar da evlenmeyeceksin. Tamam dedim. 29 yaşıma geldim. Hala evlenmedim. 30 yaşıma geldim, evlenmedim. Hocam Tevfik Karabağ Ankara'nın dekanı, Turbitan hatta başkanlığı yapmıştı. Dedi ki artık evlen oğlum dedi. Ben kaldırdım. Dedi artık kızlar beğenmiyor dedim. Çünkü yaşım geçti. Herhalde dokunmuş olmalı ki bir gün Ankara'ya geldiğimde Erzurum'da çalışıyordum o zaman. Dedi sana Ankara'nın en güzel kızını buldum dedi. Babası galiba elçi. Yahut çok yüksek rütbeden bir memur. Çok dedi aile durumları iyi. Tek kızları var. Ve Ankara'nın en güzel kızı dedi. Diye ben açtım senin durumunu anlattım. Benim oğlum sayılır dedim. Şöyle hakkında konuştum. Adam dedi ki o kadar hocam şey diyorsun ben kızımı veririm. Gelsin tanışsınlar. Ankara'ya geldiğimde işte dedi ki böyle böyle. Kızı yani verdiler dedi ki bir şey dedi. Bir gör dedi göreceksin dedi yani. Sokakta giderken herkes başını çeviriyor, vücudunu çeviriyor öyle. Gittik Ankara Atatürk Üniversitesi çiftliğinde bir yemek yerken ya hocam dedim çok güzel sağ olasın. Yalnız dedi Ali bir şey var dedi. Kardeşi dedi muskular distrofi. Erkek kardeşi. Muskular distrofi kas erimesi. O sokaklarda gördüğümüz böyle derisi vücuduna yapışıyor olanlar var ya. Yani bunların ölümleri de çok hazindir. Dedim hocam bunun kalıtımı ilginç dedim. Muskular distrofini. X kromozomundan kalıtılıyor. Tamam mı? Hı hı. X kromozomundan kalıtılır. Şimdi erkek kardeşi muskular distrofi olduğuna göre annesinden gelen X var biliyorsun. Çünkü erkeğin X'i sadece annesinden gelir. Babadan gelmez. Demek ki anasının X, iki X'den bir tanesi distrofi erkeğe geçmiş. İkisi de distrofi olabilirdi. Ama ikisi olmaz. Ha kıza da %1/2 ihtimalle distrofi geçmiş olabilir. Ama babadan bir sağlam X aldığı için birisi distrofi, öbürsü normal. Dolayısıyla kız çocukta taşıyıcı hastalık görünmüyor ama anadan 1/2 ihtimalle geçtiği için distrofi hastalığı taşıyıcı olma olasılığı 1/2'dir. Doğru mu? Doğru. Pekala. Yarın dedim evlendiğimizde bir erkek çocuğumuz olduğunu olacağında 1/2 ihtimalle çocuk ya bu ikisi almış olacak anasından ya anasının öbür ikisini almış olacak. Ya distrofik şeyi almışsa X'i 18 yaşta dedim bu çıkıyor. Muskular distrofi. Daha önce çıkmıyor. Ve ilk olarak çocuk yere kapandığı zaman, ayağı sektiği zaman, yürüdü ve bir efendim sanki düşer gibi olduğu zaman hastalık başlamış oluyor çünkü kas erimesi. Pekala hocam dedim ben 18 yıl boyunca bütün çocuğumu gözleyip aman çocuk düştü mü düşmedi mi? Düştüyse niye düştü? Yere bir düştü mü? Eyvah çocuğa öbür isabet etti deyip ben zehir yani bütün hayatım dedim zehir zemberek içerisinde geçer. 18 yıl boyunca gözüm hep çocukta olacak. En küçük bir aksamasını yanlış değerlendirdi. Zor dedim hocam bunu yapamam dedim. Ama bugün muhtemelen yani bunu söylerken illa bunları engellensin anlamına alınmasını istemiyorum.
Bugün muhtemelen şu anda net bilmiyorum. Böyle bir distrofi geninin taşınıp taşımadığını öğrenmek en az döllenme aşamasında mümkün olduğu için bu rahatsızlıklarını önleyebilirler. Ama bir grubu kesin önlenemeyebilirler. O nedenle kalıtsal şey, siz evlenmediyseniz en azından oturun, bakın size de ve bunu dinleyenlere söylüyorum. Bir yere oturun, çok izzetin hepsini kırmadan, ya baban neden öldü? Trafik kazasına ve sigaradan bilmem ne ölenleri bir tarafa koyuyorum. Onların değerlendirmeye alınmaz. Şehit olan, askerde ölen, işte şunu bırak onları. Diyecek ki kalp krizinden öldü. Ya diyecek ki akciğer, efendim yassı, epitel kanserinden öldü. Efendim yüksek tansiyon var, yüksek tansiyon öldü. Şundan öldü, bundan öldü vesaire. Sen ailene bakacaksın. Bakacaksın ki o hastalıkların hiçbiri benim ailemde yok. Ama sende de başka rahatsızlıklar var. Mesela mide bozuklukları var. Yok efendim bilmem şey ortopedik bazı bozukluklar var. Ha, ikisi birbirine gelmediği için olasılık düşük olur. Tamam evlen. Ama kız diyor efendim yassı epitel bilmem şey var. Bakıyorsun benim ailemde de var. Kalp krizinde ölme var genç yaşta. Bende de var. Efendim yüksek tansiyon bende de var. Bu doğrudan doğruya evlendiği zaman çocuğun bir anda hasta tutma olasılığını yükseltmiş olacaksınız. Yani bunu yapmamak lazım. Eğer çok zengin değilse, çok güzel değilse. Tamam. Tamam hocam. Evet, sorularımız bu kadardı. Çok sağ olun.